Herkese selamlar. Ben Umut Çılgın. Sizler için çok faydalı olacağını düşündüğüm bir videolar serisi hazırladım. Bu videolarda davul setlerini ve parçalarını tanıyacağız. Evde kendimiz nasıl davul çalışabiliriz? Davulun notası var mıdır ve öğrenebilir miyiz ona bakacağız. Baget tutuş teknikleri ve pedalların nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz. Sonrasında ise beraber ritimler ve ataklar çalışacağız. Son olarak da bir parçaya davulla nasıl eşlik edilir onu öğreneceğiz. Şimdiden keyifli seyirler diyorum ve enstrümanımızı tanımaya başlıyoruz. Davulun köklerine ve nereden geldiğine baktığımızda askeri bandoları ve orkestral müzik içerisindeki perküsyon enstrümanlarını görürüz. Buna karşın ne askeri bandolarda ne de orkestralarda davullar bir set biçiminde değildi. Her bir enstrüman ayrı ayrıydı ve her biri de farklı kişiler tarafından çalınıyordu. Set olarak kurulan ve tek bir kişi tarafından çalınan davulların başlangıcını 1900'ler Amerika'sındaki caz müziğe dayandırabiliriz. Hatta yer olarak da New Orleans'ı gösterebiliriz. 20. yüzyılın başında davul setleri tabii ki günümüzdekinden biraz daha farklıydı. O günden bugüne çok büyük bir değişim geçirdiğini görebiliriz. Tabii ki yaklaşık 100 yıllık geçmişi olan nispeten yeni bir enstrümandan söz ediyoruz. Bu kadar yeni bir enstrüman olması hem üreticilerin hem de davul çalanların hala heyecanla bu alanda yeni buluşlar yaptığını da bize gösteriyor. Aynı zamanda 4 farklı kişinin çaldığını, bizlerin artık tek başımıza yaptığımızı da unutmayalım. O yüzden yüksek konsantrasyon ve koordinasyon gerektiren bu enstrümanı çalan herkes özeldir. Şimdi gelelim bir tartışmaya. Davul mu, bateri mi? Bateri Fransızca kökenli bir kelime olup vurmalı çalgılar takımı anlamına geliyor. İngilizce'deki drum sözcüğünün karşılığı ise davul. Fakat çoğunlukla ülkemizde davul dendiğinde insanların aklına asma davul, Ramazan davulu gelir. Bu yüzden de bazı kişiler davulu, bazıları ise bateriyi tercih eder. Bu tamamen kişiseldir. Ben davul demeyi sevenlerdenim. O yüzden siz davul çalıyorum, ben davulcuyum ya da bateri çalıyorum, ben bateristim diyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Biri doğru, diğeri yanlış değil. Şimdi ise davul setlerini ve onları oluşturan ekipmanları tanıyalım. Temel bir davul setini 3 ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar davullar, ziller ve hardware'da denilen metan aksamlardır. Burada şunu da açıklamadan geçemeyeceğim. Yabancı kökenli bir enstrüman olduğundan anlatırken ya da öğrenirken çok fazla İngilizce terimle karşılaşacağız. Bunlar artık tüm davul dünyasında kabul görmüş ve o şekilde öğrenilmesi gereken terimler ya da kavramlar. Davullara baktığımızda kick ya da bas davul, trumpet ya da snare, tomlar, bunlar birinci ya da küçük tom, orta ya da ikinci tom ve yerde duran tom anlamında kullanılan floor tom olarak toplam 5 parçadır. Ziller ise temel olarak hi-hat, crash ve ride olarak toplamda 3 parçadan oluşur. Hardware ya da metal aksamlar dediğimizde ise zil ayakları, tomları ayakta tutan tom holder'lar, hi-hat pedalı, kick pedalı, trompeti ayakta tutan trompet sehpası, floor tomun ayakları ve davul çalarken oturduğumuz tabure aklımıza gelir. Tabii ki temelde akustik davul setlerinin 5 parça davul ve 3 parça zilden oluştuğunu söyledik. Ama davulcular istedikleri kadar ekipmanı ya da enstrümanı setlerine eklemek konusunda da özgürdür. Mesela benim burada kullandığım davul setinde çok daha fazla parça olduğunu görebilirsiniz. Herkes kendi isteği doğrultusunda kendine özel setler kurabilir. Aynı zamanda ilgilendiği ya da çalmayı sevdiği müzik tarzlarına uygun setler kurmak da davulcuların çok yaptıkları şeylerdendir. Bence davulcu olmanın büyüsü de burada. Çok enstrüman eklemeyi, değiştirmeyi ve yenilemeyi sevenlerdenim. O yüzden akustik davul setlerinizde özgür olabilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.